Üç pedaldan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir testte karşınızdayım. Yanımda çok merak ettiğim, çok da beklediğim bir model var. Yeni Toyota Yaris Hybrid. Yaris'in aslında GR versiyonu çıktı. Biliyorsunuz bütün petroletler olarak hepimiz böyle o dört çeker videolarını izledik. Böyle ağzımızın suyu aktı etti falan ama Türkiye'ye de getirmeyeceklerini, gelmeyeceğini de biliyoruz. Sanırım birkaç özel sipariş üzerine geliyor ama çok fazla detayını bilmiyorum. Ama GR'ın ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Kendisinin dört çeker bir versiyonu var. Rally spec. Şu anda normal versiyonları da aslında tam olarak bir rally spec görünüyor. Böyle dodik şişik şişik, işte çamurluklardan lastiklerin etrafı şişik görünüyor. Zaten eskisine nazaran kendisi birazcık alçaldı, birazcık da genişledi. Yani bu ne demek oluyor? Gerçekten de tam bir rally spec haline geldi. Ama tabii ki GR'ı ve rally spec'i bir tarafa bırakırsak Toyota'nın genlerine hitap eden hibrit modelini inceleyelim. Bütün detaylarını bahsedeyim hızlıca ve sonra da sürüşüne geçelim. Yepyeni bir Yaris elimizdeyken gelin ön taraftan tasarımdan başlayalım bahsetmeye. Şimdi öncelikle full led farlarımız gelmiş ön tarafa. Öncesinde aslında Yaris genelde eski nesillerde hep böyle feminen görünüyordu. Birazcık daha hani o keskin hatlara sahip değildi. Biraz daha oval hatlara sahipti. Ama yeni 4. nesil Yaris'te bu keskin hatlara kavuşmuş ve bence oldukça karizmatik görünüyor. Hatta fotoğrafları ilk düşmeye başladığında ben birazcık böyle bu kısmını Focus RS'e benzetmiştim. Siz de benzetebilirsiniz veya zaten tasarım görecelidir. Şimdi Toyota Yaris'te bazı şeyler var ki Toyota Yaris'i istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz bazı noktalarından. İşte ön taraftaki çıtalar olsun, arka tarafta bahsedeceğim arka tarafa böyle ekleme çıtaları olsun, yan tarafa böyle bazı bantlar olsun vesaire gibi detaylar ekleyebiliyorsunuz. Farlar dedik, ledler çok güzel görünüyor, uzunları da çok güzel aydınlatıyor, otomatik uzun farları var. Burada ön tarafta dil gibi görünen aslında karbon fiber görünümlü bir detay var. Dokusu da oldukça güzel. Plakalığın etrafı bununla kaplanmış. Sis farları yine yer alıyor. Tamponda bence oldukça güzel görünüyor. Tabii ki olmazsa olmazlarımızdan Toyota Hybrid'i temsil eden mavi dolgulu Toyota logomuz da yine yer alıyor. Ben ön tarafını oldukça fazla beğendim. Son zamanlarda en beğendiğim tasarımlardan birisi Toyota Yaris'in önü olabilir kesinlikle. Şöyle gelin profiline geçelim, sonra da arkaya geçelim. Profile geldiğimizde 3940 milimetrelik bir uzunluk bizi karşılıyor. Ne demek oluyor? Bu B segmentinde 4 metrenin altında kalan modellerden birisi haline gelmiş oluyor. C3 böyle çok ufak bir miktarla 4'ün altında kalıyor. Swift de yine 4'ün altında kalan B segmentlerinden birisi. Yaris de yine keza aynı şekilde 4 metrenin altında kalan otomobillerden birisi. Yani B segmenti küçük demek oluyor ki kendisi küçük bir otomobil. Gelin arka tarafa doğru geçelim. Arka tarafa gelmişken balık sırtı antenimizi hemen söyleyelim. Bence oldukça güzel duruyor. Bir spoiler yer alıyor. Yine aracın petrolet tarafına vurgu yapan detaylardan birisi olarak. Ve gelin böyle piyano bilek kaplı, tamamen siyah kaplı bagaj kapağını açalım ve bagaja bakalım. 286 litrelik mütevazı bir bagaj hacmi var ki sınıf standartlarının artık altında kalıyor ne yazık ki. Çünkü tam az önce profilde bahsettiğim gibi bu sınıftaki araçlar birazcık büyüdü ve 4 metrenin de altında kaldığı için 286 litrelik bagaj hacmi küçük bir hacim. Ama şehir içinde isteklerinizi karşılayabilir. Kare bir alanı var, çok fazla bir atraksiyon yok. Şöyle ki her pakette, her donanım paketinde tam boy bir stepney ile birlikte geliyor. Bu güzel bir şey tabii ki. Şimdi şöyle aslında sürüşte de bahsedeceğim. Toyota Yaris'in arka aksında burulma kirişli aks dediğimiz bir yarı bağımsız dediğimiz aslında bir süspansiyon sistemi yer alıyor. Yani torsiyon çubuğu da değil, bağımsız süspansiyon da değil. O yüzden hani bagajdan çok bir şey çalınmamış ama bagaja da çok bir katkısı olmamış açıkçası. Kapak tek taraflı. Bakın işte diğer videolarımda bahsediyordum. 2.50 değil. Yani bir eliniz doluyken falan da en azından sürekli böyle bir sağ elinizle kapatmak zorundasınız. Yine sert pandizot var. Benim sevdiğim detaylardan birisi. Onun dışında da çok bir atraksiyon yok zaten. Bagaj kapağı hafif. Tek elle kapatabilirsiniz. Ha bu arada tam bir Formula 1 spec burada bu detayımızda yer alıyor. Hadi gelin bence içine geçelim, sonra da sürüşüne geçelim. Önce arka koltuklar, sonra sürüş. Evet, arka tarafa geldiğimizde ön koltuk bana ayarlı. Benim boyum 1.85. Şu anda dizlerim değiyor birazcık. Ya birazcık değil, bayağı değiyor ama koltuğun içi yumuşak olduğu için birazcık rahatım burada açıkçası. Ama hani böyle kaykılıp oturamam. Birazcık dik oturmam gerekiyor. Baş mesafesi konusunda da bence yeterli görünüyor benim boyumda kişiler için. Benden kısalar daha da rahat edebilir. Ama tamamen siyah bir döşeme olduğu için burada klostrofobik bir havanın olduğunu söyleyebilirim. Ortada oturan yolcu için bir ufacık bir şaft tüneli var. Yani burada rahat edebilir mi? Çok bilmiyorum. En azından arka tarafta benim gibi iki kişi böyle şehir içinde falan yolculuk yapabilir. Sürücü koltuğunun arkasında bir cep bulunmuyor. Sadece yolcu koltuğunun arkasında bir cep bulunuyor. Onun dışında arkadaki yolculara özel bir şey yapılmamış. USB gibi, havalandırma kanalı gibi bir şey bulunmuyor.
kol dayama da yok. En azından bir kol dayama olsun beklerdim. Koltuklarında konumu birazcık değil, kısa süreli seyahatlerde rahat edersiniz. Onun dışındaki uzun yol sürüşlerinde rahat edebileceğinizin çok fazla garantisini veremem. Isofix noktalarımız da burada kapaklı olarak yer alıyor. Çıkarıp bebek koltuğunuzu buraya takabilirsiniz. Paketimize özgü olarak da arka camlarda karartma var. Hadi gelin artık öne geçelim. Ha, bu arada da arkadaki kapı cepleri de sadece bir şişenizi alabilecek boyutta. En azından düşünülmüş diyelim. Hadi artık öne. Evet, Toyota Yaris'in kokpitine geldiğimizde oldukça güzel ve kaliteli bir kokpit bizi karşılıyor. Artık böyle GR versiyonundan mı çok fazla ısındık, başka bir şeyden mi bilemiyorum ama kokpit oldukça güzel karşılıyor sizi. Şöyle ki bir de B segmentinde bu kadar kokpitte eşya gözü sunan başka bir otomobil yok diyebiliyorum. Tamam, hani hepsini test etmedim ama test ettiklerim arasında kokpitinde eşya gözü bakımından en cömert davranan otomobil Toyota Yaris. Bu arada her pakette standart olarak bir temassız şarj özelliği geliyor. O burada yer alıyor. Burada yine bir eşya gözünüz var. Telefon, cüzdan vesaire gibi. Yine burada yolcu koltuğunun önünde bir eşya gözü var. Sadece burada davranılan cömertlik torpidodan birazcık çalınmış. Torpido gözü oldukça küçük. Bir tane kullanma kılavuzu, ruhsat. Ufacık da böyle bir şeyler alabilir. Onun dışında çok fazla bir şey alacağını düşünmüyorum. Yine burada bardaklıklarımız yer alıyor. Paketimize özel olarak da bir kol dayama geliyor. Alt paketlerde kol dayama bulunmuyor. Kol dayamanın içinde şu kadar ufak bir göz var. Onun dışında bir gözü bulunmuyor. İsterseniz de kalkıyor, ayarlanabiliyor. Koltuklar çok güzel. Tam olarak böyle sportif tarafına vurgu yapıyor. Yanal destekleri de oldukça kuvvetli görünüyor. Kafalıkları da böyle yekpare gibi bir görüntüye sahip. Oldukça spor görünüyor. Tekrar gelin böyle ön tarafımıza dönelim. Yine tabii ki sürüşte bahsedeceğim şeyler var ama en azından şöyle sabitken bahsedeyim. Head-up display'imiz var. Yine bu paketimize özgü olarak geliyor. Kapılar oldukça güzel tasarlanmış. Burada hemen şu detayı vereyim. 4 camlı otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. 4 camda arkadaşlar. Bu Japonlar için büyük bir adım bence. Özellikle B segmentinde. Direksiyon simidi yine oldukça şık duruyor. Oldukça güzel görünüyor. Üstündeki tuş takımları oldukça kullanışlı. Yine dediğim gibi belki GR versiyonundan biz bu otomobile çok ısındık. Ama otomobilin içinde vakit geçirirken kendimi gayet mutlu hissettim. Bu kapı kolları, kapıyı açacağınız kol falan böyle içine yerleştirilmiş. Çok güzel tasarlanmış burası. Tabii karanlıkta biraz zorluk çekebilirsiniz ama alışma süreci geçirdiğinizde gayet rahat kullanabilirsiniz. Malzeme kalitesine gelelim. Kapı üstleri birazcık sert plastiğe ev sahipliği yapıyor. Altlar da yine sert ama buralarda kaliteli bir plastik kullanılmış. Parçalı olarak yumuşak plastiğe yer verilmiş. Sadece kilometre göstergesinin üstündeki koruma birazcık sert. Head-up display'imizin yeri ve hoparlör çıkışı. Onun dışında buralar birazcık sert ama kalitesiz görünmüyor. Alta indiğinizde tabii artık sert plastik artmaya başlıyor. Gayet normal B segmentinde. Güneşlikler birazcık sert yapıya sahip ama makyaj ışığı, makyaj aynası gibi detaylarda yer alıyor. Burada bir gözlüklüğümüz yok. Otomatik karartmalı dikiz ayna var. Her pakette standart olarak gelen 8 inçlik ekrandan da sürüşte bahsedeyim. Klima kumandalarından vesaire. Hepsinde sürüşten bahsedeyim. Haydi gelin bence sürüşüne geçelim ve geri kalan bütün detaylardan sürüşünde bahsedeyim. Aa, araba çalışıyor zaten. Hibrit olduğu için hiç ses vermemiş. Haydi sürüşe. Evet, Toyota Yaris Hybrid'in sürüşüne geldim. Sürüşüne geçer geçmez öncelikle ben kokpitten görüş açılarından bahsediyorum. Her videomda olduğu gibi. Işığa da gelmişken bence hemen görüş açılarından bahsedeyim. Ön taraf zaten rahat bir görüş açısına sahip. Ağ sütunları kalın olmasına rağmen görüşünüzü herhangi kısıtlayıcı bir durumda bırakmıyor sizi. Yani fazla böyle viraj içine kafanızı uzatmanıza gerek kalmıyor. Çünkü ön cam yüzeyleri oldukça geniş. Aynalarda birazcık köşeli yerleştirildiği için gayet güzel bir görüş açısına sahipsiniz. Dikiz aynasındaki görüş de bence oldukça yeterli. O yüzden çok fazla böyle bir görüşünüzü de kısıtlayacak bir şey yaşamıyorsunuz. Geri görüş kamerasıyla da zaten park manevralarında gayet rahat edebiliyorsunuz. Kokpitin birazcık kalitesine ve hissettirdiklerine gelelim. Az önce bahsettiğim gibi muhtemelen GR versiyonundan biz bu kokpite birazcık ısındık böyle videolarını izleyiz diye. Direksiyon simidi olsun, işte burası olsun. Oldukça güzel görünüyor ve bence oldukça da kullanışlı. Aynı bahsettiğim eşya gözleri vesaire gibi detaylarla. Yani genel yapı itibariyle buradaki malzeme kalitesi ve yaşam kalitesi üst seviyelere çıkarılmış. Çünkü önceki nesil Yaris'leri de kullandım. Onlara nazaran bir ilerleme her türlü kat edilmiş. Multimedya ekranına geldiğimizde de aslında bütün paketlerde standart olarak sunulan 8 inçlik bir ekran var. Burada da bizim Passion paketine özgü olarak dijital bir kilometre göstergesi var. Alt paketlerde böyle gelmiyor tabii ki. 3 donanım paketimiz var. Dream, başlangıç paketi, Flame ve Passion olmak üzere 3 farklı donanım paketimiz var. Bizim altımızdaki tabii ki Toyota Yaris Hybrid Passion paket. Yani en üst donanım paketi. Fiyat noktasına tabii ki en son geleceğim. Ondan önce motorundan, sürüş özelliklerinden, performansından, süspansiyonlarından, konforundan bahsedelim. Şimdi bir hibrit varken altımızda tabii ki Toyota'nın hibrit modellerine aşinasınızdır.
videom var. Onları da izleyebilirsiniz. Kartlara bırakacağım. 1.5 litrelik münferit olarak 92 beygir güç üreten ama hibrit sistemle birlikte optimal bir şekilde çalışan motor 116 beygir güç üretiyor. Tork değeri de sanırım 120 civarında, yani mütevazı bir tork değeri var. Çünkü 1.5 motor atmosferik bir motor bildiğiniz üzere. Lityum iyon pilleri de arka koltukların altında yer alıyor bataryalar. Bu yüzden de aslında otomobilin fiziğine de birazcık katkıda bulunuyor. Onlara da sonra gelelim aslında, otomobilin yol tutuşundan bahsederken gelelim. Şimdi 1.5 litrelik motor ve hibrit sistem şehir içinde ortalama sıkışık trafikte size, yani beni 3 pedalı Instagram'dan takip edenler bilir, geçen paylaştığımda sıkışık trafikte 1.9 litre ve 2 litre civarı bir değer gösterdi ki bu inanılmaz bir değer benzinli bir otomobilde. Şimdi İstanbul gibi bir şehirde de yaşıyorsanız küçük olmasından bir artı sağlarken bir de yakıt tüketiminde çok büyük bir artı sağlıyor. Onun dışında normal İstanbul trafiğinde seyrederken burada bu TFT ekranında, dijital ekranda size zaten her seyahatinizin başından sonuna kadar bir bilanço veriyor size. Şu anda çok kısa bir mesafede 4 litrelik bir değer gösteriyor. Normal İstanbul trafiğinde seyrettiğinizde 3.8'leri, 4.2'leri görmeniz çok olağan. Bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Otoban sürüşlerine çıktığınızda da aracı çok fazla sıkıştırmazsanız 4.5-5 litre, hadi taş çatlasın biraz otoban hızlarına çıkarsanız da 6 litrelik bir değer görmeniz mümkün. Ama dediğim gibi benzinli bir motor ve hibrit sistem oldukça verimli hale getiriyor. Hibrit sistemi kaba taslak anlatırsam size, elektrikli motorla benzinli motorun optimize şekilde birbirine en büyük verimi sağlayacak şekilde ayarlanmış çalışma sistemine verilen ad hibrit sistem. Çoğu videomda anlatıyorum. Videolarımı da izleyerek hibrit sistemi daha da iyi kavrayabilirsiniz zaten. Bu videoda da böyle artık tekrar tekrar bahsetmemizin bir anlamı yok. Burada sürüş modları tuşu var. Drive mod diye bastığınızda kilometre göstergesinde çok ufak bir power yanıyor. Bastığınızda normale düşüyor. Bir de Eco var. Ben genelde Eco'da kullanmayı tercih ettim. Yani bir hibrit olduğu için. Ama işte power'a alarak da gücü sonuna kadar kullanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere. Evet, çok fazla bir güç beklemek birazcık hata olur açıkçası. Çok fazla güç beklentilerinizi karşılamayacak. Onun için GR versiyon diyelim ama tabii ki o da ülkemize gelmiyor. Şöyle biz normal versiyonu alalım. Ses de tabii birazcık kısıldı. Yine hibrit otomobillerden alışık olduğumuz bir devir göstergesi var ki devir göstermiyor size. Şarj, eco ve power tarafları var. Frene bastığınızda yine rejenere sağladığı için bu bataryalara şarj kısmına geçiyor. Özellikle böyle rotanızda yokuş aşağı yerler varsa yakıt tüketiminiz çok çok daha fazla azalıyor. Tabii ki bunun sihri sıkışık trafiğe girmekte. İstanbul gibi metropollerde, büyük şehirlerde trafik otomobili aslında bunlar. Şimdi paketimizde aktif cruise kontrol sistemi var. Oldukça iyi çalışıyor. Yani B segmentinde olmasına rağmen fazlasıyla iyi çalışıyor. En az bir C, D segmentindeki otomobiller kadar iyi çalışıyor. Bunun garantisini verebilirim. Dur kalk özelliği var. Trafikte gayet duruyor, kalkıyor, devam ediyor. Önünüzdeki aracı oldukça güzel takip ediyor. Mesafesini de ayarlıyorsunuz. Yani aktif cruise kontrol sistemi bu otomobilde en beğendiğim özelliklerinden birisi oldu. Şeritte de tutuyor. Buradaki şerit takip tuşuna basılı tuttuğunuzda da özelliği devre dışı bırakıyor. Ha, şimdi paketimizde bir head-up display göstergesi var. Ben onu gece kapatmıştım. Şimdi şuradan hemen açalım. Buradaki TFT ekranından bu ayarları yapabiliyorsunuz. Kullanımı çok kolay. Şöyle ki ben yani aracı aldım, 5 dakika içerisinde direkt olarak bunları hemen kullanmaya başladım. Şu anda on dedi ve açıldı. Bu arada head-up display şey değil. Oradan bir cam çıkmıyor. Ayrı bir cam çıkıp ona yansıtmıyor. Onlar birazcık gıcık oluyor böyle. Görüşünüzü kısıtlıyor. Bu direkt olarak ön cama ve yola yansıtıyor. O yüzden oldukça da başarılı. Güzel. Hani gözünüzü almıyor. Yolda herhangi bir dikkatinizi dağıtacak bir detayı yok. Şöyle tekrar menüyü, yakıt tüketimimizi alalım. Buradan yine birçok menüye ulaşabiliyorsunuz. Bu kilometre göstergesi güzel olmuş. Sağ tarafa ve sol tarafa böyle ufak yuvarlaklar yapılmış. Ortada da bilgi, işte TFT ekranı var. Oldukça güzel görünüyor. Sağ tarafta hızınız, işte hararet ve depo. Sol tarafta da devir yer alıyor. Şimdi aracın birazcık fiziklerinden bahsedelim. Şöyle ki ön tarafta MacPherson tipi süspansiyon var. Onu da artık yani çoğu otomobilden biliyoruz. Arka tarafta da burulma kirişli aks yer alıyor. Bundan ufacık bahsedecek olursam aslında yarı bağımsız süspansiyon diyebiliriz buna. Kaba taslak anlatacak olursam o viraj demirleri var ya aslında, onun gibi bir durum söz konusu arka tarafta. Şimdi bu nedir? Hem maliyeti kısıyor hem de aslında bir bağımsız süspansiyon varmışçasına araca hem konfor ve hem yol tutuşu katıyor. Şimdi böyle bir maliyet kaygısı güdüldüğünde de markanın bunu yapması çok mantıklı bir hareket.
O yüzden çoğu virajda da aslında sanki bağımsız süspansiyon varmış gibi davranıyor. Ön tarafın sönümlemesi oldukça iyi. Jantlar da tabii ki alıp B segmentine kocaman jant konulmamış. İdeal bir jant boyutu da olduğu için ön taraf sönümleme konusunda oldukça başarılı davranıyor. Sadece birazcık işte arka tarafı hissedebiliyorsunuz. O da işte küçük otomobil olmasının ve aksın kısa olmasından kaynaklı. Arka tarafı bazen hissedebiliyorsunuz ama çok da böyle göz önünde olan bir şey değil. Çok fazla gürültülü bir durum söz konusu değil açıkçası. Şurada çok ufak bir viraj performansı göstereceğim size. Sonra da fiyatından bahsedip videonun da sonuna gelelim. Videoları artık çok uzatmamaya karar verdim. Çünkü otomobili elime alıyorum. Böyle inciğine boncuğuna kadar anlatıyorum. Onda da biraz videolar uzuyor. Şöyle istiyorsanız ESP'mizi de kapatalım. Çekiş kontrolü kapalı. Tabii bir Japon olmanın getirileri olarak bunları kapatabiliyorsunuz. Evet, küçük olmanın ve arkada da bataryaların olmasından dolayı aslında otomobil fiziki anlamda çok oturaklı davranıyor. Viraja girdiğiniz an kafanın yüzme hissi neredeyse sıfır. Kafadan kayma çok fazla hissetmiyorsunuz. Arka tarafla da çok rahat oynayamıyorsunuz açıkçası. Birazcık arka tarafla oynamak isterdim ama hemen arka tarafa alayım sağa sola atayım da yapamıyorsunuz. Çünkü dengeli bir ağırlık söz konusu. O yüzden hani yol tutuşu konusunda da bence üstüne düşeni yapıyor. Gönül isterdi, her detayında bahsederken söylüyorum, GR versiyonu olsun, 4 çeker versiyonu olsun gönül isterdi ama elimizde bu var. Çünkü şehirli bir B segmentine biniyoruz. Gayet normal. Her versiyonda CVT şanzıman geliyor. E-CVT dedikleri bir şanzıman var. CVT şanzımanı zaten biliyorsunuz. Değişken oranlı şanzıman ve kaldı ki hibrit motorlarla çok iyi çalışıyor. Yani kalibrasyonu falan çok iyi. Ekonomik anlamda da aslında birazcık sportif anlamda evet kısık olduğu noktalar var. Ama ekonomik anlamda, normal sürüş anlamında CVT üstüne düşeni oldukça rahat yapıyor. Hibrit otomobillerde en sevdiğim detay aracın pürüzsüz ilerlemesi. Böyle dur kalklarda, ışıklarda, sıkışık trafikte. Pürüzsüz bir ilerleme hissi var. Yani işte o DSG'lerdeki o kavrama hissi falan yok. Güzel çalışıyor, üstüne düşeni yapıyor. Burada CVT'yi eleştirmenin çok bir anlamı yok açıkçası. Çünkü sportif bir beklentinizin olmaması gerekiyor. Işıkta durmuşken çok ufak bahsetmeyi unuttuğum şeylerden bahsedeyim. Demiştim işte standart olarak 8 inçlik ekran hepsinde geliyor. Kullanışı oldukça rahat. Toyota modellerinden alışık olduğumuz şey Apple CarPlay destekliyor. Yine de arayüze bir yenilemenin gelmesini isterdim. Ama yine de oldukça kullanışlı. Dokunmatik hissiyatı da güzel. Böyle basmanıza, zorlamanıza gerek yok. Onun dışında özellikler menülerde fiziksel olarak tuşla yerleştirildiği için kullanımı rahat. Yine aynı şekilde sevdiğim detaylardan birisi. Burada ekran var diye klima kumandaları oraya hapsedilmemiş. Klima kumandaları ayrıca burada tamamen bir ekranla ve yönetim sistemiyle burada size sunulmuş yer alıyor. O oldukça güzel bir detay. Klimanın ayrı olarak kumandalandırılması bence otomobillerdeki en ergonomik şey. Bunu alıp ekrana hapsetmenin gerçekten hiçbir anlamı yok. Diyelim ve bence yarışın artık sonuna doğru gelelim fiyatlardan bahsederek. Hibrit olmayan versiyonların başlangıç fiyatı 209.000'den başlıyor. En üste çıktığınızda 230'u buluyor. Hibrit olan versiyonlara geldiğimizde hibrit olanın başlangıç versiyonu yanlış hatırlamıyorsam 290 civarından başlıyor ve altımızdaki Passion paket 336 bin liralık bir satış fiyat etiketine sahip. Şimdi fiyatlara yorum yapmıyorum her zamanki gibi. Artık yorum yapılacak hiçbir hali kalmadı fiyatların. Fiyat konusunu artık size bırakıyorum. Kullanıcının tercihi. Diğer özellikle aslında Puma videosunda birazcık bahsetmiştim. Bu fiyatları göz ardı edersek, işte Avrupa'da veya işte Amerika'da yaşadığımızı düşünürsek, bunların çok böyle alınabilir birimlere olduğunu düşünürsek, ben B segmentinde özellikle 208 ile Yaris arasında kalırdım. Yaris hibrit arasında. Evet, 208 de çok güzel girdi birdenbire piyasaya, böyle geldi. Hani bir sükse yarattı etti falan ama biz ne yazık ki hala 208'i test edemedik. 208'i test etmeyi de istiyoruz. Ama şu anki mevcut bilgilerime göre B segmentinde Toyota Yaris hibrit, özellikle onu belirteyim. Hibrit tercih eder miydim? Evet, kesinlikle bir Toyota Yaris hibrit tercih ederdim B segmentinde. Geçenlerde işte atıyorum Harbiye'ye, Nişantaşı'na gitmem gerekti. İşte sıkışık olmasıyla bilinen semtlerde gittim, çok rahatlıkla park yeri bulabildim. Yani baktığınızda İstanbul gibi metropolde, büyük bir şehirde yaşadığımda yakıt tasarrufu, küçük olması vesaire gibi detaylarla bence kendisini cazip kılıyor. Fiyat konusunu göz ardı edersek, hep dediğim gibi artık otomobilleri fiyatları üzerinden yorumlamak istemiyorum. Çünkü bu bizi çok fazla kısıtlıyor.
Ben otomobilleri tamamen özellikleriyle kıyaslamayı, özellikleriyle ele almayı daha çok tercih ediyorum. Geri kalanı aslında elimden çok da bir şey gelmiyor. Genel hatları itibariyle Toyota Yaris Hibrit'i çok beğendim. Dediğim gibi muhtemelen GR'a böyle çok fazla ısındığımız için, çok fazla alıştığımız için Yaris Hibrit'i tercih eder miydim? Evet, ederdim. Onun dışında Yaris Hibrit hakkında merak ettiğiniz çoğu şeyi aşağıda yorum olarak yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın diyelim. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve özellikle çanı da açmayı unutmayın ki yeni videolarımız yayınlandıkça bildirimler gelsin. Videonun sonuna gelmişken bir teşekkürü es geçmeyelim. Üzerimizde gördüğünüz Saramonic mikrofonları bize destek olarak sunan İlkay Kaya'ya da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Prodüksiyon anlamında bize desteklerini esirgemiyor. Ona da buradan selamlarımızı iletelim. Ve görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Güvenli sürüşler.